Hanımlar beyler programımızın son bölümü. Ee, ve e, biliyoruz ki tabii ki hepimiz e, artık izleme ve dinleme manyağı olduk. Ama bir yandan kitaplar da var. Ve kitap okuyan insanların huzurlu bir uykuya daldığını biliyoruz. Kitap okuyan insanların sadece daha çok bilgeleştiğini değil aynı zamanda çok mutlu olduklarını biliyoruz. Ve bizim bugüne kadarki bütün programlarımızda olduğu gibi mutlaka bu programımızda da bir kitap bölümü var. Zaten şu anda içinde bulunduğumuz Dada Kabare, Mecliyeköy Dada Kabare'nin 7 bin kitaplık bir kütüphanesi var. Ve bu kitapları buraya gösterileri izlemeye gelen insanlar satın alabiliyorlar ya da karıştırıyorlar, bakıyorlar aralarda ee, bazıları araklıyorlar da evet. bu Can Yayınlarının bize konsinye olarak bıraktığı sağ olsunlar var olsunlar 7 bin kitaplık bir kütüphane verdiler bize. Ee, ben bu araklayanların da parasını sonradan Can Yayınlarına ödüyorum tabii ki. Ama velakin kitap bizim hayatımızın çok önemli bir parçası. Çok değerli iki konuğum var. Birisi uzun yıllardır hayran olduğum harikulade bir yazar Mario Levi ve diğeri de harikulade bir kız. Hem ressam hem yazar Karolin Fişekçi. Alkışlıyoruz onları. <laughs> Mario'nun kitabı Bir Cuma Rüzgarı alt başlığı da Kadıköy. Evet. Karolin'in kitabı ki bu Birkaç sene oldu. Evet. Birçok sene mi oldu? Birkaç sene mi oldu? 2014 sanırım. 2014. 2014 5 sene ha. olmuş ama 5 senede <laughs> demode olacağını düşünmüyorum. İtaatkar isimli <laughs> e, romanı. Bu onun deyimiyle Türkiye'nin ilk femdom romanı. Türkiye'nin ilk femdom romanı. Hadi femdomun ne olduğunu <laughs> sana soralım. Sen de bize açıkla, gecenin bu geç saatinde. Ee, şöyle, feminine domination, yani e, kadın dominasyonu, yani kadın kadının dominasyonu. E, aktif olduğu, yönettiği e, bir tarz mı diyeyim, böyle bir şey. E, bunu yazdığım dönemde green'in 50 tonu çok modaydı. Aa, şu, aynı yıllara mı rastlıyor? E, ondan sonraya denk geliyor. Yani yazılmıştı bana dediler onun gibi bir kitap yaz. E, ben şöyle bir baktım ve pek beğenmedim kitabı. E, bir de orada... E, bir. Grinin erken... 50 tonunu okuyanlar hepsi yani akıllı insanların hepsi bu e, kitap e, serisinin çok geri zekalıcı olduğunu söyledi. Ama bir yandan da özellikle yaz aylarında kimsenin elinden düşmedi. Çünkü bu... E, Soft, softu softu e, erotik romanlar herkese müthiş fikirler verdi ve hakikaten toplumumuzun önemli parçası olan aile yapısı içerisinde bir aile diğer aileyle e, konuşurlarken konuşma akçesi olabilecek kadar da e, terbiyeliydi diyelim. Ee, öyle ama şey geldi bana. E, Geri zeka alacağım ke tamam. Kezban erotizmi. Kezban erotizmi. Ben Kezban isminin bile orada geçmesini istemem. Onun Öyle. yerine Mari erotizmi, Janet ya da Janet erotizmi ee, diyebiliriz. Ben okumadım fakat hı hı. anlatılanlardan biliyorum. Sonra aynı gerizekalılıkta filmleri de yapıldı galiba. Peki ben e, senin kitabını okumaya başladım. Okumaya başladım diyorum. Başladım diyorum. Çok geç ele aldım. Ee, senle e, konuştuktan sonra program için dedim ki çok ayıp olur dedim. Eğer okumadan programa e, gidersem dedim. Şu anda da sana ayıp oldu <laughs> Çok yoğunsunuz. Olabilir. Yoğunlukla Yeni programa başladınız. Kitap okumak, kitap okumak eğer bir alışkanlıksa tamamen benim kabahatim. Özür diliyorum bu konuda. Ama e, kitap okumak e, cep telefonumuzu karıştırdığımız, işte oradan el alemin Instagram görüntülerini ebelep 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 diye kaydırdığımız bir eylemden çok daha değerli bir eylem kitap okumak. Doğru. Kesinlikle. Peki burada bir femdom roman. Bu femdomda bu domine eden kadın, adama hakim olan kadın sen misin? birçok yazar aslında kitaplarında kendinden yola çıkar. Ben de kendimden yola çıktım. Burada biraz da tepki kısmı vardı. Çünkü hep erkek egemenliği var ve buna kadınlarda erkeğin etrafında pervane gibi bir model oluyordu. Ben bunu biraz farklılaştırmak istedim. Hmm. Peki acaba bunun için herhangi bir işte filmi olsun, bunun dizisi olsun gibi bir teklif almadın sanıyorum ki çünkü kolay değil bizim değil. televizyonumuzda ve sinemamızda böyle bir şeyin yapılması. Belki çok daha sonraki yıllarda filmi olabilir Hı -hı. belki. 3000 ee, yıllara yaklaştığımızda. <laughs> e, <laughs> olabilir. Bir de derler ya zaten ressamların ölünce kıymeti bilinirmiş diye. Evet. Peki acaba şu anda bu, bu kitaptan sonra gelen eleştirilerle, eşin dostun söyledikleriyle nasıl görüyorsun? Yani hayatını bir ressam olarak mı yönlendirmek istersin? Yoksa tekrar e, roman yazarak mı sürdürmek istersin? Ne düşünüyorsun? Ee, resme devam ediyorum. Zaten kısa bir süre önce bir sergi de açmıştım. Hmm. Ee, yazısa yazı ise Roman e, o da bir yandan sürüyor Ben aslında şey bayağı bir köşe yazıyordum bir sitede de onlar da Değil okunuyordu mi? onları biriktirerek ve biraz daha eklemeler yaparak e, düz yazı parça parça bir düz yazı kitabı düşünüyorum yani şunun gibi başlıklar erkekler kadınlarda neye aşık olur gibisinden hı hı hı. Çünkü e, romana e, konsantre şu sıra çok olamıyorum bir tane de çok eski bir projem vardı aslında tam bir film projesi onu. Hı. ...genişletip büyütmem lazım... ...yazmam... ...başı sonu her şey belli... ...ama e, o kadar çok motive olamıyorum... ...konsantre olamıyorum... ...birçok şeyle bölünüyorum galiba... ...birçok şeyle... ...o yüzden... ...yoksa ama kitap da olacak... ...resim de olacak... ...resimden de vazgeçemem... Bir de bazı şeyler yapıyorsun... Ee, ...mesela... E, ...YouTube'a... E, ...koyduğun... <laughs> Ee, küpesi evet. mi bize şey yapıyor o küpemizi çıkarabilir Tabii, miyiz yapayım, o küpe mi? tak 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 mikrofona çarpıyor bu ritmik ses seyircimizi çok gıcık <laughs> edebilir tamam. teşekkür ederim ee, bir yandan da ee, videolar yapıyorsun. Örnekse bir sergiyi dolaşıyorsun ve bu sergide böyle bir sanat seviciliği yapmadan e, illa işte takdir etmeden işte bu resmi beğendim bu resmi beğenmedim falan gibi. Ve bu, bu videoları nereye koyuyorsun? Instagram'a mı koyuyorsun? Youtube'a mı koyuyorsun? Aslında e, Instagram'da story olarak paylaşıyordum. Hı -hı. Çok da beğenildi. E, i̇nsanlar bayağı izliyordu. Bunu Youtube'a koyun dediler. Youtube'a koyunca o kadar izlenmiyor. Yani bunu Youtube'a koydum diyorsun... O zaman bütün olarak bakmıyorlar ama yine de e, bir ilgi, talep var. Sergi geziyorum ama böyle canlı şekilde geziyorum. Paylaşırken de öyle. Yani geziyorum, kendim konuşuyorum hakkında e, bir yerde bir heyecanlandıysam onu da yayınlıyorum. İşte şimdi şuraya girdim böyle bir şey var. Beğenmediysem direkt söylüyorum Hı. zaten. Sıkıcı diyorum, olmamış diyorum, taklit diyorum ya da başka tür şeyler. E, böyle bir ilginç sergi gezmesi çünkü sanat programları illa sıkıcı olmak zorunda değil. Hayır olmaması lazım zaten aslında evet, yani eğlence yönünü e, kaybetmemesi lazım ama bazen hani kraldan çok kralcılık yapılır ya sanat da böyle çok kutsal çok e, işte haddinden fazla değer biçilmiş kendi sırça köşkünde aman ona ulaşamazsınız ona ancak entelektüeller ulaşır filan gibi bir e, tanıtımla aslında sanatı halktan daha da uzaklaştırabiliyoruz. peki. <laughs>